Bu sunumda agronim, homonim ve diğer terim çeşitlerini anlatacağız. Öncelikle agronim terimler ya da agronim adlar. Tıbbi terminoloji içerisindeki bazı terimler birden fazla kelime ile ifade edilir. Bunlar bazen oldukça uzun olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu terimlerin söylenmesi ve yazılması özellikle günlük çalışma sırasında zor hale gelir. Bu yüzden bu terimlerin yazılmasını, okunmasını, anlaşılmasını daha kolaylaştırmak için genellikle her kelimenin ilk harfi alınarak ve büyük harfle yazılarak agronimler oluşturulur. Esasen agronimler bir ifadeyi oluşturan terimlerin baş harflerinin alınarak bir araya getirilmesiyle oluşturulan kısaltmadan başka bir şey değildir. Ama bunlar klinikte çok sık kullanılır ve bunların anlamını doğru olarak bilmek lazım. Şimdi bu agronimlere şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Belki hemen hepsini bilmek zorunda değilsiniz ama görmekte bunların var olduğunun farkına varmak iyi olacaktır. Bakınız ABA, alt bel ağrısı, akut böbrek yetmezliği, AEV, atrial ergen vuru. Bakınız hepsinin baş harfi alınarak A, E, V bu şekilde. Atrial fibrilasyon, arteria carotis externa'nın akronimi, arterial kan gazı, AKI, arteria carotis interna, açlık kan şekeri, AKŞ, ALS, amyotrofik lateral sklerozis, merkez sinir sistemi hastalıklarından bir tanesi, akut miyokard enfarktüsü, o da İngilizce olarak yazılmış, akut miyokard enfarktüsün ı'sı alınarak yapılmış, e olarak olsaydı belki daha Türkçe olurdu. Bu adenozin monofosfat. Ana antinükleer antikorlar, anta ateş, nabız tansiyon. AOF ağırlıklı ortalama fark. ARIF açık redüksiyon internal fiksasyon. ASYA alt solunum yolu enfeksiyonu. AVM arteriovenöz malformasyon. AY aort yetmezliği. Bozulmuş açlık kan şekeri. Bronko alveolar lavaj, bozulmuş glukoz toleransı. Bu beyin omurilik sıvısı ya da liquor cerebro spinalis dediğimiz sıvı. Bu beynin iyi uyulu prostat büyümesi, hipertrofisi, bilgisayarlı tomografi, BT, BX biyopsi manasına gelir. Bu karpal tünel sendromu. Bilek seviyesinde sinir sıkışmasıyla oluşan bir sendrom, cerrahi yoğun bakım ünitesi, çene kemiği osteonekrozu, çocuk yoğun bakım ünitesi, DEHAP, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dissemina intravasküler koagülasyon, dış kulak yolu, düşük molekül ağırlıklı heparin, diyabetik makula ödemi, burada DT doğum tarihi olabileceği gibi difteri tetanozu da olabilir. Derin tendon refleksleri, direkt üriner sistem, direkt üriner sistem grafisi, DÜSK, derin ven trombozu, dahiliye yoğun bakım ünitesi, EEG elektroensefalogram, beyindeki elektrik akımının kaydedilmesi, bu EGK erken göğüs kanseri, EKG elektrokardiyografi, enfeksiyon kontrol grubu EKK, ERCP endoskopik retrograde kolangiyopankreatografi, endotrakeal genel anestezi altında EDK, FM fizik muayene,
FSH, folikül stimulan hormon, FTR, fizik tedavi ve rehabilitasyon. Güven aralığı, göbek altı medyan, genel durum, glomerular filtrasyon hızı, göz içi lensi, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak sistemi, göğüs kanseri, göğüs kanseri kemik metastazı, gastroözofageal reflü ya da gastroözofageal reflü hastalığı, gligoz tolerans testi, genito üriner sistem, genel yoğun bakım ünitesi, hepatit A virüsü, hafif bilişsel bozulma, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, human immunovirüs ya da human immunovirüs bu AIDS hastalığına sebep olan virüs. Hipertrofik kardiyomiyopati, intraabdominal enfeksiyon. Bu irritable bağırsak sendromu, ilerlemiş göğüs kanserinin kısaltması, iskeletle ilgili olaylar, idrar, kültür ve antibiyogramı, IGAP, intramüsküler, inferior mezenterik arteri, karın boşluğunda bulunan, büyük arter, arterlerden birisi, IPA inaktif polio aşısı, bu ağız inaktif çocuk felci aşısı ya da intraserebral kanama, bu ICH olarak da kullanılır. Bizim intraserebral hemoraj yani kanamanın İngilizcesi. IV intravenöz damar içine veya bu ven içine de olabilir. Intravenöz. İye idrar yolu enfeksiyonu. KAP güldür antibiyogram. KAH koroner arter hastalığı. KTS karpal tünel sendromu. KB kan basıncı. KBB kulak burun boğaz. KBE kan beyin engeli ya da bariyeri, kronik böbrek hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer fonksiyon testleri, kalp damar cerrahisi ki kemik iliği, karın içi basınç, KIBAS kafayı içi basınç artması sendromu, KIKO kafayı içi yer kaplayan oluşum, kanama kontrolü, kronik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kemik metastazı, kemik mineral yoğunluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kardiyovasküler cerrahi, kalp yetmezliği, koroner yoğun bakım ünitesi. Lokal anestezi altında LEA, lenf adenomegali yani lenf düğümlerinin büyümesi. Buna evet. LDH, lomber disk hernisi, mesane içi volüm hacim, MKC meme koruyucu cerrahi, MMG mamografi. MNG multinodüler kuatır, multi organ yetmezliği, bu çoklu organ yetmezliği. Magnetik rezonans MR olarak da bilinir. MRCP, manyetik rezonans, kolangiyopankreatografi. Evet. Manyetik rezonans, görüntüleme. Magnetik rezonans, imaging ya da görüntüleme aynı manada. Modifiye radikal mastektomi. Multislice bilgisayarlı tomografi, MSBT. Merkezi sinir sistemi, bu santral sinir sistemi olarak da bilinir SSS. Metatarsofalangeal, bu ayak tarak ve parmak kemiklerinin kısaltması. Nazo, nazogastrik, burun mide. NGS, nazogastrik sonda, işte burun mide, burun yoluyla mideye indirilen sonda. Nazogastrik tüp, bu şekilde burada tüp indirilirse. Non-invasive ventilasyon, nikotin replasman tedavisi, nöroloji yoğun bakım ünitesi. Of ortalama fark,
OGTT oral glukoz tolerans testi, oral polio aşısı ağız yoluyla uygulanan aşı, ön çapraz bağ, ligamentum, kruciatum anterior, o ÖÇP, ön kamera gözde, kamera anterior, bu ÖMD, özofagos müde, duodenum grafisi, PA, postero anterior, yani arda ön doğrulduda ya da yönde. Postero anterior akciğer grafisi, periferik arter hastalığı, bu PAP testi, Papanikolaou testinin kısaltısı, özellikle rahim ağzı kanserinin tedavisi testi için yapılan bir test, uygulanan bir test. Rahim ağzı kanseri var mı yok mu diye yapılan bir test bu. Pergüden endoskopik kastostomi, pergüden deriden girilerek, deri yoluyla demek, perküten. Bu beyinde bulunan arterlerden bir tanesi. Posterior inferior cerebellar arteri, PICA. Ve de AIKA vardır, AIKA diye yazılıyor. O da anterior inferior cerebellar arteri. PTE, pulmoner tromboemboli. Pergüden transhepatik kolanjiyografi. Pelvis tabanı kas egzersizleri, PTK, pulmoner yetmezlik, rahim içi araç, RIA, rekürant idrar yolu enfeksiyonu, yani tekrar eden idrar yolu enfeksiyonu. Bu R küçük P, RESIBE, yani alınız, reçetelerin baş kısmına yazılan kısaltma. Bu R de arkadaşlar radyoterapi veya rektal tüçe manasına gelir. Rektum yoluyla prostatın muayene edilmesi. Genellikle rektal tuşe yoluyla yapılır. Bu R ve yine reçetelerde kullanılan reçete verildi. RX reçete tedavi manasında kısaltma. SAK subarachnoid kanama, o beyni saran zarlardan bir tanesi. Onun altındaki kanamaya, subarachnoid kanama, SAK. Sürekli ayaktan periton diyalizi, SAT, son adet tarihi, son dönem böbrek yetmezliği, SDB'ye, SDA, servikal disk hernisi, solunum fonksiyon testleri, bu Oskoksa üzerinde var olan çıkıntılardan biri, önemli bir referans noktası olarak her zaman kullanılır. Spina iliaca, anterior, superior'u söylemek, gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça uzun bir terim bu. Bunun yerine SIAS kullanmak daha çok daha rahat olur. SIAS. Spina iliaca anterior superior. Sapra gesesi, Sapra SK, SK'ya spina cord yaralanması, sublingual bu dil altı demek. Dil altı. SLE sistemik lupus eritematosus. Solventikül hipertrofisi. Sezeryan sonrası vajinal doğum. Serebrovasküler olay, yani beyinde damarların tıkanması veya kanamasıyla ilgili bir olayı kısaltmak için kullanılır. SVO, SVT, supraventriküler taşikardi. Total abdominal isterektomi, yani uterusun uzaklaştırılması. Bu TB veya da TBC, tüberküloz için kullanılan kısaltmadır. Travmatik beyin hasarı, buna travmatik beyin yaralanması da denir. Veya da buna travmatic brain injury, İngilizce olarak bu şekilde de TBI diye de kullanılabilir. Taban çıldı refleksi, TCR, total diz atroplastisi ve total diz protezi. Bu total demir bağlama kapasitesi, şu TDP, taze dondurulmuş plazma olabileceği gibi bu total diz protezi de olabilir. TDR ya da R tarafınızca değerlendirilmesi ricasıyla olabileceği gibi az önce gördüğümüz taban derisi refleksi de olabilir. Tiroid fonksiyon testleri, toplum kökenli pnömoninin kısaltması, bu aynı zamanda total kalça protezini de
ifade etmek için kullanılabilir. Timpanik membran, yani kulak zarı, tümör ya da tümörü, TRUS, transrektal ultrasonografi, temas sonrası koruma, TSK, TUR, trans, üretral manasına gelir. Ubağa, uzun bacak, alçı ateli, ugağa, uzun kol, alçı ateli, UZ, ultrason, USAP, unstable angina vectoris, yani sabit olmayan, durgun olmayan göğüs ağrısı. Ultrasonla görüntüleme, üriner inkontinans yani idrar dudamama, üretra içi basınç, üst solunum yolu enfeksiyonu üsye, vertebra bazilar arter, vena cava inferior, vena cava superior. Bunlar üst ana toplar damar, bu alt ana top, özür dilerim. Bu alt ana toplar damar, bu ise alt üst, evet alt ve üst ana toplar damar. Pendiküler fibrilasyon, vital kapasite, vücut kitle indeksi VKI, ventriküler taşikardi, vur vezigo üretral reflü, refleksiyada, yoğun bakım ünitesi, yumuşak doku enfeksiyonu, yeni doğan bakım ünitesi, yan etki. Evet, bu akronimleri daha çoğaltabilirsiniz. Ama bunlar sıklıkla karşılaşılabilecek veya da kullanılan akronimlerdir. Evet arkadaşlar, bu terim çeşitlerini toplu halde burada tekrar ifade etmek istedim. O yüzden bu slaydı buraya ekledim. Şimdi biz terim çeşitleri dediğimizde hangi terimlerimiz var? Eponim terimlerimiz var. Biz bunları geniş bir şekilde gördük. Veyahut da geniş bir şekilde başka bir eponim terimler PowerPoint sunumunda izah ettik bunu. Kısaca bu eponim terimler bir kişi veya yer ile anılan hastalık, belirti, bulgu, cerrahi alet, test veya sendromlar ya da genel terimlerin özel kişi adıyla anılması kapsamında kullanılan terimlerdir. Biz akronim terimleri de az önce burada izah ettik. Homonim terimler vardı. Bunların sayıları çok fazla değildir ama bu homonim terim varlığını da bilmek lazım. Bu homonim terimler aynı şekilde yazılan veya okunan fakat anlamları farklı olan kelimelerdir bunlar. Örneğin Latince'de kullanılan os hem ağız manasına gelir hem de kemik manasına gelir. Osu biz daha çok kemik manasında kullanırız ama ağız manasında da kullanılır. Yine sklera, skleroz, bu sert manasına gelir. Örneğin karaciğer sklerozu, karaciğerin sertleşmesi veya da sklerodik tümörler, sertleşmiş tümörleri bu kelimeyle ifade edildiği gibi bizim gözümüzün dış tabakasının büyük bir kısmını oluşturan yapı da skleradır. Gözümüzdeki esasen beyaz kısım, o skleranın ön kısmı oluyor. O beyaz kısım, gözün beyaz kısmı da yine sklera olarak ifade edilir. İlyum ve ileum, bunların okunuşları çok benzer. İlyum, bu ileum ince bağırsakların son kısmı, ileum ise os koksayı oluşturan üç kemikten bir tanesi. Leğen kemiğini oluşturan üç kemikten bir tanesi. Bunlar homonim terimlerdir. Evet, başka bunu homonim terimlere örnek verdik. İleum, ileum. Loop, loop, bakınız bu loop yuvarlak halka, bükme, bu büyüdeç. Mucus, mucoz membran sekresyonu, mucoz, mucusa benzeyen. Plane, anatomik düzey. Plane, bu düz röntgen. Plural, birden çok. Plural, akciğer zarına ait. Radikal, köklü, gökten. Radikal, bu da damarın küçük dalı. Tabii sinirin de küçük dalı olabilir. Bir de sinonim terimleri vardır arkadaşlar. Bunlar eş veya benzer anlamları olan farklı terimlerdir ya da kelimelerdir. Örneğin Latince'de bilis ve fel ile Yunanca'daki kol, safra anlamına gelir.
Örneğin vesica biliaris, vesica fella, ductus coledogus hep kullandığımız kelimelerdir. Bunlar çok kullanılır. Safra ile, karaciğer ile ilgili bütün yazılarda, hastalıklarda bu üç kelime çok kullanılır. Yine cordis, kardiya, kalp manasına gelen diğer sinonim kelimelerdir. Bir de metonim terimler vardır. Bunlar mecazi anlamda kullanılan kelimelerdir. Örnek olarak önerilerince de bulgus soğan anlamına gelmekte ancak tıpta göz küresi içinde kullanılmaktadır. Yine beyin kökünün yani trungus encephalinin en alt kısmı bulbus medulla oblongata içinde bu bulbus kullanılır. Yine korona hem anatomik yapıları adlandırmak için kullanılır hem de bir virüs adı olarak kullanılır. İşte günümüzde meşhur olan korona virüsü. Mikroskop altında taça benzedikleri için onlara korona virüsler denmiştir. Ama yine arteria coronaria vardır. Kalbin damarları, kalbin etrafını böyle bir taç gibi sardıkları için onlara koroner arter denmiştir. Arteria coronaria. Yine planum coronale vardır. İşte bizim planumlardan bir tanesi. Bunlar metonim terimler oluyor. Bir de mitolojik terimler vardır arkadaşlar. Bu mitolojik terimler tıp terimlerine benzetme veya çağrışımlar yoluyla mitolojik kahramanların, tanrıça ve tanrıların isimlerinin verilmesiyle oluşturulan terimlerdir bunlar. Örneğin kabut meduza. Kabut meduza özellikle portal hipertansiyon durumunda köpek çevresinde mitolojik yaratık meduzanın başına benzer bir oluşum geliştiği için buna kaput meduza denmiştir. Yine bizim topuktaki aşil kirişi ya da tendo aşilis bu Truva Savaşı kahramanı Aşil'e binaen verilmiş bir diğer mitolojik terimdir. Bir başkası beyinde kornu Ammonis. Ammon boynuzu. Bu da eski Mısır tanrıcası Amon'a binaen verilmiştir. Bu kornu Ammonis'in diğer adı ise Hippocampus'tur. Hippocampus deniz atı demektir. Deniz atı. Pomum Adami bu da boyundaki gırtlak çıkıntısı. O Adem elmas. O da Hazreti Adem'e akben verilmiştir. Valva mitralis bizim kalbimizde bulunan iki atrioventriküler delikten solda olanın adı valva mitralistir. Ya da anatomik adı, esasen onun anatomik adı valva atrioventricularis sinisterdir. Ama bu ya da valva bicuspidalistir bunun adı. Bu valva bicuspidalis ya da valva atrioventricularis sinister psikobosluk tacına benzediği için buna sıklıkla klinikte mitral kapak denir buna. Mitral kapak denir buna. Psikobosluk tacına benzemesinden dolayı. Elbette ki arkadaşlar bunlar aynı zamanda bunları siz eponim olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin mitral kapak dediğiniz zaman bu bir nevi eponim olur. Ponum adami bu da bir eponim olur. Corno ammonis eponim olur. Ama bunlar aynı zamanda mitolojik terimlerdir. Evet, etnik terimler de kullanılır tıpta. Örneğin bunlar bazı ulusların veya etnik grupların adını taşıyan terimlerdir. Seladursiga bunlar içerisinde en belirgin olanıdır. Türkiye'ye benzediği için fossa hipofizialis'in etrafındaki kemiksel yapılar buna Seladursiga denmiştir. Yine makula mongoloidea Moğol beneği mesela makula lutea vardır bir de. Makula lutea vardır. O da sarı cisim. Gerçi çok etnik bir terim değil o. Yine mongoloidismus Moğol benzerliği Down sendromu için kullanılan bir başka kelime.
Yine coğrafi terimler vardır. Bunlar kıta, ülke, bölge gibi coğrafi konum belirten terimlerdir. Örneğin Febris melitensis, mal dağılması. Lepus aropaus, o da Avrupa tavşanı. Yine hayvan ve bitki modifli terimler vardır. Bunlar arkadaşlar tıpta çok sık kullanılırlar. Özellikle hayvan veya bitki benzerliği esas alınarak oluşturulan terimlerdir bunlar. Örneğin dens olacak bu. Dens caninus, köpek dişi. Cauda equina, bu medulla spinalis, yani omuriliğin alt tarafı at kuyruğuna benzediği için bu ad verilmiştir buraya. Cauda equina. Yine crista galli, bu da os etmoidale'nin kafatası boşluğu tabağının ön tarafını oluşturan os etmoidale üzerinde horoz ibiğine benzediği için buna crista galli demiş. Falç cerebri ön tarafta buna tutunur. Corbovis, öküz yüreği. Pes anzerinus, bu dizde, diz bölgesinde üç kasın yapışmasıyla oluşan bir yapı. Pes anzerinus. Hippocampus, cornamonis, bunun diğer adı, deniz atına benzediği için bu ad verilmiştir. Morula, embriyonik zigotun daha sonraki gastrula morula var. İşte o gastrula üzüme, morula tutçuğa benzediği için bu adlar verilmiştir. Urtica, ısırgan odu. Hordeolum, arpaçık. Piriformis, armut şeklinde. Musculus piriformis örneğin. Aperdura piriformis örneğin. Yine os pisiforme, el bilek kemiklerinden birisi os pisiformis.